bundan böyle prensesin kaldığı yalıya da yemek çıkaracaksın. Ha. Tabii hünkârımızın kaldığı vakitler. Bir bu eksikti. Ben yalnızca has mutfağın aşçısıyım. Bunca kişiye nasıl yetişeceğim? Allah aşkına sen söyle hacı ağa. Buradan ta oraya nasıl yemek gidecek? Soğur bir kere, buz gibi olur. Yahu yemek değil. Sen gideceksin, sen. Artık oradaki mutfakta yapacaksın yemekleri. Daha neler? Katiyen olmaz. Benim mabedim burası. Başka mutfakta yapamam, elim var. Bırak gevezeliği! Herkes dışarı çıksın. Siz ikiniz kapının önünde durun. Kimse girmesin içeri. Tamam ya, giderim. Bunun için mi kıyacaksınız? Beyin ama! Kösem Sultanımızın hususi bir emri var. Sofrada kuruluyor. Her şeyin kusursuz olmasını istiyorum. Merak etmeyin. Sırf benimle olabilmek için yapmış bunu. Üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. Başkalarından saklayabilirsiniz ama ben görüyorum prenses. Gözlerinizin içi gülüyor. Amcanız layığını buldu. Anneniz de kurtuldu hür. Siz de öyle. Yeterince acı çektiniz. Artık mutlu olmak sizin de hakkınız. Hayli kıymetli bir elmas getirmiş hünkârım. Valide sultanımıza hediye ettiler. Abaza Paşa'yı severim. İşvan'ın kellesini alarak bir kez daha bize sadakatini ispat etti. En doğrusunu siz bilirsiniz hünkârım. Lakin o da vaktiyle asi bir paşaydı. Bunun bir davası vardı Kemankeş. Rahmetli abim Sultan Osman'ı katleden o alçakların defterini dürmek için isyan etti. Eğer ki hünkârımız Tezbur'un kellesini derse delidir deriz. Deli? Tabii tabii. Deli mi? Tabii tabii. Delidir. Ne yapsa yeridir deriz. Belki affeder. Hayırdır silahlar? Bizden gizli ne mevzunuz var? Hünkârım, Hezarfen, Çelebi kulunuz yeni icadından bahsediyordu. Müsaadeniz olursa anlatmak ister. Değil mi? Evet. Gene ne icat ettin Hezarfen? Kanat yapmak, kanat yapıp uçmak istiyorum ben hünkârım. Tabii Allah izin verirse ve tabii siz izin verirsiniz. Anlat bakalım nasıl olacak bu iş? Gelir birazdan. Prenses. Sizi hiç böyle görmemiştim. Yamaçtan aşağı kendimi bırakacağım. Rüzgar kanatlarımı dolduracak ve ben göğe yükseleceğim. Hünkârım, siz bir şey demeden evvel affınıza mağruren ben şunu belirtmek isterim. Hünkârım, ben zinhar taraftar değilim. Zaten olacak iş değil.
Kendisine de defaatle ikaz ettim. Fakat beni dinlemedi. Aslında imkansız değil. Allah size uzun ömürler versin hünkârım. Ben de tam onu söyleyecektim. Gerçekten kendisinin azmini, zekasını her zaman takdir etmişimdir. Boşuna kendisi Hezarfen namını almadı. Bin fenli mucit maşallah. Bak bir de korkuyordum. Madem bu kadar kendinden eminsin, dene bakalım. Kuş gibi uçabilecek misin? Sağ olun hünkârım. Lütfettiniz yüce gönlünüzle. Sağ olun. Gidelim silahlar. Hünkârım, Prenses Farya'dan evvel Yahya Efendi'yi ziyaret edelim derim. Zira haber yollamış. Konuşacakları varmış, mühim olabilir. Hala? Geç oldu artık prenses. Siz odanızda bekleyin. Ben Sultan Murat geldi. Gelmeyecek size... madam. Daha ilk günden yalnız bıraktı beni. Biliyorum. Bu hep böyle devam edecek. Ben günlerimi, gecelerimi hep onu bekleyerek geçireceğim. Mutlaka bir sebebi vardır. Ne sebebi Nuno? Ne sebebi? Emrinde onca adam var. Haber vermek için birini yollayabilirdi. Prenses. Ya git. Çık dışarı. Çık dışarı. Hepiniz çıkın dışarı. Gel. Hünkârımız döndü mü saraya? Maalesef sultanım. Kesin o kadının yanındadır şimdi. Allah bilir ne yapıyorlar. Keşke biri olsa da ne yapıyor, ne ediyor öğrenebilsek. Kösem sultanımız boş bırakmaz zaten hatunu. Saraya giden cariyeleri hususi seçmiş. Gelip bana malumat verecek değil ya. O sarayda bizim bir casusumuz olmalılar. O kadın ne yapıyor? Hünkârımız ne zaman gelip gidiyor? Hepsini öğrenmem şart. Ben bir bakayım sultanım. Gözünüz kulağınız olacak bir tanıdık muhakkak aralarından çıkar.